Ersin Ramoğlu, FETÖ cinayetleri cezasız kalmıyor. 3 gün önce İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir cinayet davasının son duruşması görüldü. Kurgulayan da, tetiği çeken de belasını buldu. Eski ekip yerinde dursaydı Hayri Ersoy'u öldürenler, Zeki Pilge'yi sakat bırakanlar yırtmıştı çoktan. FETÖ'cü Yurt Atayün ve Zekeriya Öz gibi isimler görevden alınınca katillere ceza yağdı. Cinayetin azmettiricisi Müjdat Güler, Zeki Pilge'yi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl yedi. Kurtulmak için çok para harcamıştı. Gazetecilere bile parayla haber yaptırdığı dillere düştü. Müjdat Güler, CEO'sunu öldürttüğü Turkuaz şirketinin küçük ortağıydı. Sıra İsmail Kavuncu'da. O da belasını bulacak. Emir Fethullah Gülen'den geldi. Yani tezgahı o kurdu. Kavuncu da sahneye koydu. Ama filmin başrol oyuncusu şimdi kaçak. Müjdat Güler de kaçabilir. Gazeteci Haydar Meriç'ten tutun da Necip Hablemitoğlu'na kadar birçok cinayetin faili Fethullah Gülen'dir. Hatta Uğur Mumcu cinayetinde bile FETÖ'nün izine rastlandı. Yargıda ve emniyette güçlü oldukları için hepsi hasır altı edildi. Şimdi o cinayetler tek tek aydınlanıyor. Zeki Pilge, Hayri Ersoy suikastinde de aynı taktiği uyguladılar. Düşünsenize, 2009'da cinayet işleniyor, 6 yıl sonra yargılama başlıyor. Zeki Pilge ile İsmail Kavuncu Adana'dan çocukluk arkadaşıydı. Zeki tıp tahsili yaptı. Doktorluk yerine ticareti seçti ama İsmail Kavuncu ile birlikte Kazakistan'da Turkuaz isimli bir şirket kurdular. Zeki başarılı yönetimiyle Turkuaz'ı kısa zamanda 1 milyar dolarlık ciroya ulaştırdı. Fethullah Gülen'in iştahı böyle kabardı. Adana'da oto kiralama işi yapan İsmail Kavuncu, Zeki'den şirketin yönetimini istedi. Çocuğu gibi büyüttüğü şirketi vermek istemeyen Zeki birkaç kez ölümle tehdit edildi. Tehditler sonrasında Müjdat Güler kiralık katil aramaya başladı. Ali Başaran isimli tetikçi bulundu. 1 milyon dolara anlaştılar. Adliyede ve emniyette güçlüydüler. Cinayet faili meçhul kalacaktı. Kiralık katil 7 Ekim 2009 günü saat 19:40 sularında İstanbul'daki Küçük Su Caddesi ile Akçakoca Sokağı'nın kesiştiği noktada bulunan ışıklar da pusuya yattı. Bankasya'daki randevusundan çıkan Zeki Pilge ve şirket CEO'su Hayri Ersoy'u taşıyan 34 BM 4450 plakalı siyah Mercedes yanan kırmızı ışıkla birlikte durdu. İkisi de aracın arka koltuğundaydı. Tetikçi siyah Mercedes'in sağ tarafını kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlar arka camı parçalamış, Zeki Pilge ve Hayri Ersoy'a saplanmıştı. Pilge ağır yaralanırken Ersoy olay yerinde hayatını kaybetmişti. Fethullah Gülen hemen devreye girdi. Cinayet faili meçhule sokuldu. İsmail Kavuncu olayın gizlenmesi için eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a 3 milyon dolarlık evini verdi. Kilolarca da altın. Yurt Atayün ve savcı Zekeriya Öz'ü de paraya boğdu. Dosya böyle kapandı. Tetikçi yeniden para isteyince işler karıştı. Ali Başaran kendini ihbar etti. HTS kayıtları incelendi. Sonrası geldi zaten. Müjdat Güler ve İsmail Kavuncu gözaltına alındı. Kavuncu rüşvetle kurtuldu. Ama Müjdat Güler 1 yıl cezaevinde kaldı. Kavuncu Adana'da oto kiralama işi yapardı. FETÖ sayesinde İstanbul'da Eyüp Belediye Başkanı seçildi. Ondan sonra paraya boğuldu. Kemer Country'de villalar, İstanbul'un çeşitli yerlerinde rezidans ve ofisleri oldu. Kemer Country'deki evi ünlü siyasetçilerle dolup taştı. Karısı Zeliha Himmet toplantılarıyla ün yaptı. Kavuncu Terkim'in sahibi Faruk Bayındır'la da yakın arkadaştı. O tatlı günler şimdi geride kaldı. Müjdat kaçmazsa kodese girecek. Peşinden de İsmail'i getirecek. Ersin Ramoğlu, Sabah.